Yani çok zorluk çektim ama hani etrafıma bakınca bazı insanlar gerçekten o kadar ellerinde o kadar şey var ki, imkanları var ki hani kullanmasını bilmiyorlar. Bazıları bilerek hayatlarını mahveder, bazıları ise gerçekten çabalayarak bir yerlere gelirler. Ve ben hayatımın mahvolmasını istemedim hiç. Ben arkadaşlarıma yetişemiyordum ders konusunda. Hep geride kalıyordum ve onlara yetişmek için her zaman bir tık daha çok çalışmam gerektiğini biliyordum. 8. sınıftaydım ve okulun en başarılı öğrencilerinden biriydim. Sınava hazırlanıyordum. Sınava nasıl gireceğim falan bu sıkıntılara ben düşünce bizim bir tane hoca bana şey önerdi. Milli Eğitim'le konuşmamı ve orada bana sınavda Ponto desteği verildi. O sınava girdim ben. Tabii çok zorlandım o sınavda da. Yine ümidimi kesmedim. Hani ağladığım dönemler olmuştu. Okulu bırakacağım dediğim dönemler. Ama baktım güzel bir puan aldım. Bizim bir tane hoca vardı. Benle yakından ilgilendi. Çünkü ben şu an bir mercekle okuyorum. Tabii bu küre 8. sınıftayken kırılmıştı. Ve ben bu olmadan yola devam etmiştim 9. sınıfta. Bizim bir tane hoca var. O bana destek çıkmıştı. Bana bu küreyi aldı. Ondan sonra baktım tabii bölüm seçimi geldi. 10. sınıf oldum falan. Bölüm seçme zamanı geldi ve nasıl olacak diye düşünmüştüm. Çünkü biri bana sen moda tasarımcılığı oku diyordu. Diğeri bana yok sanat oku diyordu. Hani gözlerinden dolayı sanata yönel demişlerdi. Sonra benim hep İngilizceye bir merakım vardı ve ben hep İngilizce öğretmeni olmak istemişimdir. O öğretmenle ben tam 1,5 dönem devam ettim. Konulara yetiştirdi beni. Ondan sonra tabii o başka bir okula atandı ve ben bu yola yalnız devam etmek zorunda kaldım. Sen başaramazsın diyen kişiler olmuştu. Ben bunu görünce tabii biraz inat ettim. Bir de sınıftakiler de hani nasıl diyeyim? Herkes çok yüksek, ben çok düşük falan biraz kendimi kötü hissetmiştim. Nenemin evinde kalıyordum ben. Orada başladım çalışmaya. Yani çok sıkı çalışıyordum çünkü arkadaşlarla bizim grubumuz vardı. Böyle konuşuyorduk falan. Hepsi akşamları çok çabuk derslerini, ödevlerini bitirip yatarken ben yine tabii yetiştirmek için geç saatlere kadar kalıyordum. Ben saat 3'e kadar uyanık kaldım hatırlıyorum. Hep deneme çözerdim, test çözerdim falan. Sonra kitaplarım çok eksik kalmıştı. Eksik olduğum kısımlar vardı. Onları doldurmaya başladım ben. ...403 puan aldım. Mersin Üniversitesi'ne yerleştim. Aslında Antalya Akdeniz Üniversitesi istemiştim ama tabii bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Her şeyde bir hayır vardır diyorum. Okulumdan da çok memnunum. İngilizce öğretmenliği de kazandım yani. Benim için çok kritik bir araç. Çünkü o araç sayesinde ben şu an bulunduğum konumdayım. Gela zirak ve gela cindi ve gela merakli ve bu meytavi. Gela arkadaşı eti meytavi eti hoca eti biraz ne şükür elhamdülillah mola diye. Allah'ım gela keyfi. Şimdi bu öğretmenliğe gela gela keyfi ama peti ettin. Gela şi. Kadaş ve hem yarazı hoca eti gela da seydan edemeyi tabiyen. Kadaş yarazı ve arkadaşın gela kadaş yarazı bitti.